Ben, tamam ben iyiyim. Hadi ne olur git bak. Esma Hanım bizi görürse zaten delirecek, tamam mı? Ortalığı bu halde bırakıp nasıl gideyim Bade? Murat okulun var zaten, gitmen lazım. Gidersem seni buradaki koldan parçalarlar. Bak eğer sen böyle yapmaya devam edersen, okulu aksatırsan kimse bize inanmayacak. 7/24 yanımda olamazsın zaten değil mi? Tamam merak etme. Annenle beni karşı karşıya getirmez Nurgül abla, tamam mı? Hadi git. Ben onunla bir konuşayım. Ya sakın ya, daha çok sinirlenirim. Bak sen konuştun Göğüs'e de şimdi sıra bende, tamam mı? Lütfen. Hadi git. Emin misin? Hadi eminim lütfen. Bak Nurgül abla gelecek şimdi, yine olay çıkacak lütfen. Ne olursa olsun seni yıldıramayacak ana söz var. Söz. Söz Murat, söz. Söz. Sen ağzında kuş da tutsan, bu aileye layık bir gelin olamayacaksın. En azından Esma Hanım için. O yüzden üzerinde biraz hakkın varsa. Diyorsan ki bana analık ettin. Bu evlilik fikrini kafandan silip atacaksın. Yoksa beni sil Bade. Allah. Aması yok kızım. Aması yok. Bu işin oluru yok. Ben hayatımda işitmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bundan ötesine benim gücüm yok, anlıyor musun? Yok. O yüzden bu konu burada kapandı, bitti Bade. Bitti. Nesi doğru oğlum, nesi doğru? Kızı gaza getirdiniz, bakın ne hale geldik. Ya Mustafa abi, Allah aşkına aşk kazanırsa fena mı olur abi ya? Abi ardında durmayalım mı biz bu kızın? Bu kızın bizden başka kimsesi yok ki Mustafa abi. Biz de mezelim bu kızcağızı. Bak geliyor Nurgül abla, şş. Aman susun. Abla ben bu şeyi yapayım mı? Bade. Abla Nurgül. Ay, abla. Nurgül. Nurgül. Dur ben tansiyon aletini getireyim. Nurgül iyi misin Nurgül? Nurgül. Bade tamam kızım, sen odana gel hadi yap. Tamam Nurgül, tamam. Ay. Tamam. Hadi şuraya geç. Ay. Görmesin seni, sen biraz gez gel. Biraz gez gel. Biraz ay. Gez gel. Hadi. Hamileyim. Ay takıldı Faruk, devamlı hamilesin, hamileyim diyoruz. Takıldın ha. E ne yapayım, kimseye söyletmiyorsun, işimden patlasın. Ya ne olacak böyle peki? Pardon, 3 ay boyunca her yalnız kaldığımızda suratıma bakıp hamilesin mi diyeceksin, ne diyeceksin? Ya bak şu an benim için sadece tek önemli olan şey senin sağlığın. Onun dışındaki hiçbir şey ne olursa olsun. Ya tamam Faruk, bütün kötü düşünceleri atıyoruz tamam mı? Şu ana tutunuyoruz sadece ve sadece iyilerini tutuyoruz. Çünkü hamileyim. Hayır inanmıyorum ya. Ama seni şimdi böyle bırakmak çok zor ya. Uf, keşke bir yere kaçırabilseydim. Yok olmaz, ben daha okula gideceğim, kızlara söyleyeceğim. Hah, sen kendi ahbaplarında bunu paylaş. Ben içimde patlasın, böyle adalet mi şimdi ya? E ne yapayım ama seninkiler çürük yumurta, Akif çürük yumurta. Ne yapalım? Akşam Emir'i uyuttuktan sonra seni alır bir yere kaçarım artık. Dağ tepeye çıkar, bağırırım.
Çocuğum oluyor! Bir çocuğun da oluyor! Anlaşılır. Ne yapıyorsun? Karım hamile, kapıyı açın! Karım nefes alamıyor, kapıyı açın! Ulan Hakim. Harun. Hoş geldin yakışıklı abi. Ne istersin vereyim? Şey yapsana, şunlardan bir paket yapsana bana. Hepsini. Hepsini, hepsini. Sevgilim, dün bizim yıl dönümümüzde. Nice mutlu senelere. Hayatım kusura bakma ya. Ya hayatım, ben sana kusura bakma dediye söylemedim. Zaten kutlayacak durumda değildik de. Ne olsun. Karımı bir öpebilirdim, bir sarabilirdim. Nasıl unuttum ben bunu? Ya hayatım, bu yüzden söylemedim de bir müsaade edersen esas konuya geleceğim. Ne? Ben seni Uludağ'a kaçırdım ya. Hı hı. Bütün motivasyonum sana güzel bir haber verebilmekti. Ama sonra hamile olmadığımı öğrendim. Meğersem o yıl dönümünü beklemiş. Akıllıdır benim kızım, akıllıdır. Aa, bir saniye, kız mı? Ne bileyim, öyle ağzımdan çıktı işte. bir dakika, dün bizim yıl dönümümüzse bugün de Fikret'in doğum günü. Ha evet, doğru. Gerçi evde nasıl kutlanacaksa bu durumlarda, yani hele hele sabahki durumdan sonra. Ne oldu sabah? Boş ver, boş ver. Şimdi evdeki stresleri konuşup da bugünü berbat etmeyelim. Buyur yakışıklı bey, çiğiniz hazırdır. Oo. Çok mu? Al, helal hoş olsun. Ay, teşekkür ederim. Gelebilirim, gibi misiniz? Bak sen ya. Sanmıyorsun valla. Kestane mi koktu? Kestane mi? Yoldan alırız, gel 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 gel. Ya benim karımın canı kestane çekmiş, hamileymiş. Ben yeri 24, kapısına dikerim onun. Ya koca mıymışsın sen ya? İşte geldi. Allah 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 Allah. Tazecikmiş, şuna bak. Ya bizim mağazanın orada bir tane pastane var. Onların böyle bütün ürünleri taptazecik oluyor. Ha, pastane işi. İşte ben de aç olduğunuzu tahmin etmiştim. Nereden? Hı? Nereden tahmin ettin? Aa, Esra söylesene. Ya, Esma Hanım sizin hepinizi kahvaltıda görmek istemiş ya. Ha? Ya işte biraz enerji boşalıyor öyle durumlarda, yani artık biliyorum. doğru söze ne denir? Ya ben bir şey söyleyeceğim ama itiraz etme, olur mu? Ne bu? Biliyorum arkadaşınla rahat edemiyorsun. Hani o yüzden ben bir ev kiraladım. Ya yanlış anlama. Tek anahtar var. Yani bu şey, alt kapı bu evin, bu şeyin, girişin yani. Bende yok. Sadece rahat et diye. Yani ben çok teşekkür ederim. Çok nazik bir hareket ama kabul edemem. Esra bak. Yani böyle bu süreç ne kadar uzayacak bilmiyorum. Aklım sende kalmasın. Olur mu? Yani kendi düzenini kur. Emlakçıymışın gibi düşün ya. 2+1. Temiz yani. Badana boya istemez. Depozito yok. Kombik. Lütfen. Tamam. Ama kirasını ben ödeyeceğim. Ama... Ama ne? Ama falan yok. Hayır.
gözlerimizi kapatıyoruz. Nasıl? Gözlerini kapat. Ha. Hadi. Tamam. Açma sakın. Tamam. Unutmuştum biliyor musun? İyi ki doğdum. Bilek tut. Mutlu yıllar. Akşam işten erken çıkma ihtimalim var mı? Böyle yemeğe falan gitsin. Evdekiler? Canım herhalde doğum gününde de böyle bir iki saat huzur bulmaya hakkım vardır değil mi? Lütfen. Olur. Nasıl mı oldu? Nasıl yaptığını mı anlatsın? Algıda seçicilik yalnız bu yaptığın. Evet. Yahu test yaptırmaya ne zaman karar verdin? Hani büyük kahvaltı vardı evde. Vardı vardı. Esma Hanım yine aileden falan bahsetmeye başlayınca benim bir sinirler gerildi. Bir tavana vurdu. Dedim ki ben gideyim hazırlanayım. Çantamı almaya gittim ki yapışmışım. Bayağı bayılmışım oraya. Bayılmışım ne demek ya? Bayağı bayılmışım işte. Ne bileyim gözümü açtığımda hastanedeydim. Ben de hiçbir şey anlamadım. Faruk delirmiş, kapmış kolumdan hastaneye götürmüş. Doktor geldi. Müjdemi isterim, hamilesiniz dedi. Ay. Allah'ım çok şükür dualarımı duydun. Dilara Hanım, Can Bey kapıda sizi bekliyor. Ne alaka ya? Ne bileyim dur, gideyim bakayım iki dakikaya yollarım. Konuya dair yeni kelam istemiyorum. Öpüşmek, sarılmak serbest. Hadi git, hadi git, hadi git. Çabuk ol. Ay! İnanmıyorum Allah'ım, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Hoş geldin. Selam Dilara. Nasılsın? Hayrola? Ya ben tatsız bir görev için buradayım. Adem'e boşanmak istediğini söylemiştim. Anlaşmalı bir boşanma olursa tek celsede biter. Seni zorlamamak için davayı kendisi açmaya hazır. Çok düşünceli davranmış. Teşekkürlerimi ilet tut. Dilara ben ikiniz için de çok üzüldüm. Eğer senin için yapabileceğim bir şey varsa... Eğer tanıdığın iyi bir avukat varsa çok makbule geçer.
çekmişti. Kız mevsimi geçti ama vallahi bulmuş, bravo. Ay, Akif de ayağıma geçiyor. Ya, insanın da burnuna kokusu geliyor. Anacığım ne yapacağım? Görsem bende de bir iştah, bir iştah. Ay, beraber koşturturuz artık bunları. Ne yapalım? Biz bu gidişle doğuma 100 kilo gitmeyelim yuvarlanarak. Ne olacak ya? Olalım. Doğuma gidelim de yeter. Sus! Kötüyü çağırma. Olacak bu sefer, biliyorum olacak. Kız bana bak. Teyze, çok önemli. Akif'e hiçbir şekilde söylemiyorsun, tamam mı? Ağzından kaçırır. Faruk'a bile yasakladım ona göre. Ne oldu? Yok bir şey ya. Var bir şey var, ne oldu? Adem boşanma protokolü yollamış. Ne? Daha düne kadar kapılarda geziyordu, bu ne olmuş? Bilmiyorum ya teyze, herkes için demek ki bir değişim zamanıysa. Biz bu ana gölge düşürmeyelim ya, saçmalamayın. Sıkma kendini. Ne sıkacağım ya? Azıcık bile çaba sarf etmeyen bir adam için. Üzülmüyorum. Korkma. Alo. Alo. Merhaba İpek Hanım. Görüntüleri aldınız mı? Evet. Şey diyecektim. Fikret Bey şu an ofiste. Kendimi fark ettirmeden yaklaşık biraz dinleme şansım oldu. Birlikte akşam yemeğe gidecekler. Takipte kalayım mı? Evet. Akşam senden anan fotoğraf bekliyorum. Hepsini bekletmeden gönderiyorsun bana, tamam mı? Tamamdır. Ustalar çalışıyor. Bakalım bir şeye benzeyecektir herhalde. Hadi gel, o da kaçmıyor. Ofiste oturalım. Faruk burada değil mi? Yok, niye? Abinin yaptığı Ali Cengiz oyunlarından haberin var mı, yok mu? Doğru söyle bana. Ne oyunu? Ne oyunu ya? Ne oyunu? Annemi hapse tutturmuş falan. Abi bizi 2 dakika yalnız bırakır mısın? Ne? Nasıl yani? Ne alakası var? Seni de ayakta uyutmuşlar. Anladım. Hadi bir kahve söyle bana, gel. Adam var ya, çok iyi yer bulmuş, otelenecek. Boşuna bulana kadar anamı alamadı patron. Dur bakalım, bu Adem Efendi sayesinde daha ne deliklere girip çıkacağız. Paşam kolay gelsin. Buyur abi, ne vereyim abime? Biz 2 acı kahve alalım. Fatih'in hesabına yazarsın. Kamer bilgi vermiş zaten. Lavabo şu tarafta, benimle gel. Dursun abi, burası sende. Tamam.
Yavrum, güzelim. Sen dün de yemedin. Hasta mıdır, nedir bu? Ne yapsak bunu, veterinere mi götürsek? Fatih'in misafirleri bunlar. Demek sonunda Fatih'in defterinin açılma vakti geldi, öyle mi? Siz bize nasıl ulaştınız? Biz işte bu karşılıklı merakları gidermek için geldik. Karşılıklı merakları. Akif. Akif benim. Ve? Faruk Boran. Oo, şu bildiğimiz Boran. Aynen. Buyurun geçin, otur. Buyur. Oh, eyvallah. Durum gitgide enteresanlaşıyor. Değil mi? Sonuçta babayla oğlu kavuşturmak sevaptır, öyle değil mi? Yani zaten biz bir sevap alalım dedik. Bir şey içer misiniz? Kahve. Kahve. Ben şu an var ya, anlattıklarından hiçbir şey anlamadım gerçekten. Ne mektup, ne sırrıymış bu kadar ya? Orasını ben de bilmiyorum. Anneler üç maymun oynadığına göre onun ne olduğunu biz bulacağız, değil mi? Bu mektup sizin evde bir yerdeymiş, eğer onu bulursan... Evet. Sen nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar eminsin? Acı bana niye söylemiyorlar ki böyle bir şey yani? Ben nereden bileyim Faruk'un niye bunu sana söylemedin ya? Ha zaten senin neden haberin oluyor ki? Değil mi? Bir şeyden haberin oluyor mu senin? Benim şoförlerimi elimden aldıkları zaman senin haberin oldu mu? Ben de Faruk neden yönetim kurulu toplantısında bu kadar geniş diyorum. Meğer herif benimle eğleniyormuş ya. Ya? Bak benim annem panik atak hastası. Tamam. Kadın klostrofobisi var. Adem kusura bakma, sen annen de masum değil şimdi. Bunu konuşamayacağım yani. Hayır tamam yani, sen böyle bir şeyi öğrendin. Ay niye sana bana söylemiyor da gidiyorsun böyle bir şey yapıyor ya? Neden? Çünkü biz Faruk Bey'in muhatabı değiliz kardeşim. Tamam mı? Biz onun parmağının ucundaki piyonlarız. Ay bana söylese gideceğim elimden gelen şeyi yapacağım. Ne bileyim, ortalığı soğutmak için hisselerimden vazgeçeceğim mesela. Ay tamam, bana söylemiyorsun, anladık. Ben dış kapının mandalıyım, üvey evladım. Ya peki sen neyin evladısın? Ah. Değil mi? Ne düşünüyorsun? Hadi yardım et bana, kurban olayım. Bir bakalım, önce şu mektubu bir bulalım da... aklındaki oyun neymiş bir okuyalım. Demek bu Fatih Efendi'nin ani yükselişinin ilk sermayesi sana attığı kazık oldu, öyle mi? Yükselmiş, öyle mi? Onun sayesinde polis benim üstüme çökünce o da büyük bir hasılata çökmüş oldu. Onun yakalattığı mal, götürdüğü malın yanında devede kulak. Beni bu aleme rezil ettikten sonra da sırra kadem bastı. Neyin sorgusundayız biz? Verin adresini, gidip indireyim. Belli ki sizin de ayağınıza dolanmış bu. Şimdi Fatih'e bir şey olmayacak. Yani biz buraya onun için gelmedik. Eski bir dostuna borcunu ödemek için kıramayacağı bir iş yapacak, o kadar. Başka? İyilik, sağlık. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bunca zamanın hesabını gün gün fitil fitil sormazsam ona, bana da gün yüzü görmek nasip olmasın. O ne yapacağımı ben sizden mi öğreneceğim? Onu ne yapacağımı ben biliyorum. Şimdi Halim Bey, biz kararı verdik, yolu çizdik. Şimdi eğer siz bizi ezer de Fatih'e zarar vermeye çalışırsanız, yani bu sonuçta iki taraf için de istenmeyen şeyler olur yani.
Abicim biz temiz çalışalım. Ya şimdi bak sen bu evlatlığın yüzünden yeniden hapse boylama gerek yok. Hem yırtacak yerin de yok artık. Değil mi? Dövmeye mi geldiniz? Senin dolaştığın bağlarda dolaşan bir adamı etrafımızdan uzaklaştırmak istiyoruz. Onun için geldik. Merak etme, bu işin sonunda sen ona tahmininden daha büyük bir darbe vurmuş olacaksın. Yani intikamını alacaksın. Bizden haber bekle. Ceviz için teşekkürler. Ziyade olsun. Depresyondadır belki hayvan. Hayırlısılar. Ulan böyle bir günde uğraştığımız şeye bak. Adam bildiğin psycho. Sen bunu kontrol altında tutabileceğinden emin misin? Ya patron, açık bulmakta benim doktoram var. Sen de bilirsin ya. Sözümüzden bilim sapamaz. Sen rahat ol. Böyle bir günde derken... Hava güzel oğlum, hava. Bak mis gibi. Vay be, Murat'a rağmen senin keyfin yerinde. Hayırdır, ne iş patron? Hayır, hayır. Hadi. Fikret, Fikret Şahab'a da yok bir şey demiş. Ama günahı boynuna. Eğer öyle bir şey varsa Esma sana söyleyeyim. Şahab ateş fıçısı. Yakar ortalığı. Zaten zor zapt ediyorum. Ayrıca başkası varsa benim de bütün anlayışım biter. Evlat başka, dostluk başka. Nurgül nereye kayboldu? Tansiyonu çıktı da biraz onun dinlensin diye eve gönderdik. Sanki bir şey yapıyor da ben öyle savunuyorum Fikret'i. Olsa yak yık tamam. Allah'ını seversen bir dur, zaten bir de Murat çıktı başıma. Öf. Esma, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu garip meselesi patladığından beri bu evin şirazesi kaydı. Hani benim tam destekçimdin? Hani hayatını yaşa diyordun? Evet, evet aynen öyle diyorum. Doğru söylüyorum. Kızıma da sıkı sıkı tembih ettim annenin arkasında dur diye. Evet ama ne oldu? Ha ne oldu? Fikret belki de o yüzden kötü davranıyor Epe'ye. Esma, sen kızımın arkasında duruyor gibi gelmiyorsun bana. Kusura bakma. Hadi döndük gene başa. Senin kızının o nişandaki tavrı yersizdi, zamansızdı. Hala da aynı şey söylüyorum ben. Ama bu demek değildir ki bebeğini yüzüstü bıraksın diye Fikret'e izin vereceğim. Bak hala bebeği diyorsun. Karısı demiyorsun ama. Ne yapayım? Şirinlik mi yapayım? El ele mi tutuşturayım onları? Ben ancak dizginlerini tutabilirim. Kızım da çemkirmekten daha fazlasını yapsın biraz. Ben onu kaç defa uyardım? Kaç defa uyardım? İziyet etme diye. Ama cepte bildi. Değerini bilmedi ki. Gene de onun yanında durdum, uyardım. Uyarınca da kaynana olduk. Hatırlatırım. Ha yani aldatılana revadır diyorsun öyle mi? Esma, Reyhan için hiç böyle düşünmedin ama. Hazırdan yemek tam böyle bir şey işte. Isırırsın ısırırsın, gün gelir ısıracak bir şey kalmaz. Sen bu kavganı benle değil, kızınla yap. Tamam, ben bu evlilik bütün hatalarına rağmen sürsün istiyorum. Ama sırf o çocuk için. Anneciğim, hoş geldin. Ben de seni arayacaktım. Ya kızı uyutuyorlar dediler, yukarı çıkmadım. Hayrola? Akşam diyorum Fikret'e bir doğum günü partisi hazırlayayım. Yani sizin için sorun olmazsa... Yok kızım, ne sorun olacak? Böyle babamı da çağıralım diyorum. Fikret'e hiçbir şey çaktırmayız değil mi anneciğim? Onu şimdi unutmuştur, haberi de yoktur, hatırlamaz.
Ay gideyim ben mutfağı organize edeyim. Kızım sen ayak altında bir dolanmasan mı? Abla Nurgül abla da yok. Nasıl halledeceksin sen tek başına? Nurgül nerede? Biraz dinleniyor, yoruldu da. Buyurun bize yardımcı olalım. Badecik. Şimdi. Akşam annemle babam geliyor. Bir de Burcu. Ben pasta siparişini verdim zaten. Nazif'i gönder. Pasta siparişini alsın. Yavaş. Böyle çok gösterişli bir sofra istiyorum. Fikret'in sevdiği yemekleri yapın. Ha ben bunları yetiştiremem hepsini İpek Hanım diyorsan o zaman sipariş verin. Yok merak etmeyin yetiştiririz. Zaten Nurgül abla bugünün menüsünü Fikret Bey'e özel hazırladı. Atlamaz o böyle şeyleri. Sen mi yaptın bunu? Güzel yapmışsın ha. Aldım bir tane. Afiyet olsun. Allah Allah. Bu da kör öldü, badem gözlü oldu. Aman Bade boş ver kızım. Zaten siz evleninceye kadar böyle bir eltin olmayacak inşallah. Adacığıma da üzülüyorum. Yazık tabii ama. Ay abla sen niye kalktın? Yatsana. Yok yok. Bugün Fikret'imin doğum günü. Dün kekini yapmıştım. Bugün süslemem lazım onu. Ah ben dedim. Atlamaz dedim. Ama pasta siparişini vermiş İpek Hanım. Biraz evvel talimatları sıralıyordu. Ah be abla. Onlar seni ne hale soktular? Sen hala Fikret'im Fikret'im diyorsun. Pes. Annesinin söylediklerinden Fikret mi sorumlu? Git sütü getir. Halamla konuştum. Sınava kadar yanında kalacaksın. Hem derslerini daha iyi çalışırsın. Mustafa biletini alacak. Abla ne? Ben nasıl gideceğim oraya tek başıma? Ne kekeliyorsun sen be? Beni çiğneyecek değilsin herhalde değil mi? Abla ben seni çiğnemedim. Hiçbir zaman da çiğnemem zaten. Seni çiğneyen asıl Esma Hanım. Her şeyi geçtim. Bir kere siz bu nefretle bir arada olamazsınız kızım. Süreyya abladan da nefret ediyordun. Bak şimdi gayet iyi araları. Sen onunla birsin öyle mi? Hı? Kadın okulunu okumuş. Elinde kendi mesleği var. Her şeyi geçtim kendi okulu var. Kimseye eyvallahı yok. Gitti ta nerelerde tek başına kaldı o kadın. Ha? Sen? Yarın kapıya koysalar ne yapacaksın? Murat'la Faruk'u da kıyaslama bana. Ben kimseyi kıyaslamıyorum Murat. Ama Murat değişti. Ben de ona bir söz verdim. Bana da bir söz vermiştin hatırlıyor musun? Böyle nikahlı hizmetçi olarak mı gururlandıracaktın sen beni ha? Bu muydu senin büyük büyük hedeflerin? Abla ben okulumu falan bırakmıyorum. Sana söz verdiğim gibi devam edeceğim zaten okula. Gideceksin dedim Bade. Gideceksin o kadar. Sen önce bana verdiğin sözü bir tut da yenilerini sonra verirsin. Hadsiz! Bade. Bade. Yavrum. Yapma böyle be yavrum. Bak kendini acı çektiriyorsun. Nurgül senin iyiliğini düşündüğü için böyle yapıyor. Senin için korkuyor. Kızma ona. O haklı. Sen şimdi gitsen Murat'ı arasan. Ne olacak? Ortalık iyice karışacak. Nurgül delirecek, resti çekecek. Seni de alacak, basıp buradan gidecek. Olacağı bu. Başka şey umma. Kızım. Murat bugün panter, yarın kuzu. Ne olacak o zaman? Mustafa abi, Murat çok değişti. Ya ben sizin başınızı öne eğer miyim yoksa ya? Böyle bir şey cesaret edebilir miyim? Tamam işte, ne güzel söyledin. Senin için savaşacağına inanıyorsan seni bekleyeceğine de inan. Bade, yavrum. Seni emek emek büyütmüş bir kadını çiğneyip gitme. Sen Nurgül'ün her şeyisin. Bak, önce kendini bir ispat et. Gir şu sınava, kazan. Tak altın bileziğini koluna. Sonra ne istiyorsan yap yavrum. Ama yine de sen bilirsin tabii. Tamam. Tamam Mustafa abi al biletim.
sakinleştirir. Kızım evine git diyorum sana ya. Dilimine başıma kaldı. İyiyim diyorum ya. Allah Allah. Git işte kocanla kutlama yap. Kutlama. Çünkü evde bir kutlama havası hakim. Hadi kaçırayım mı seni? Biz seninle bir şeyler yapalım mı yalnız? Aman. Efendim İpek? Süreyya merhaba. Akşama Fikret'e sürpriz hazırlıyorum. Siz de Faruk'la evde olursanız sevinirim. İpek'ciğim benim bugün başka bir işim var. Ertelemem mümkün mü? Çünkü bütün aileyi toplamaya çalışıyorum. Fikret'in haberi olmayacak bu arada. Farah söyle ağzından hiçbir şey kaçırmasın sakın. Ben sana haber vereyim mi İpek? Tamam o zaman teşekkürler. Görüşürüz. Ya kızım huzursuz olma, iyiyim diyorum. Ayrıca ben bu gece bir kendi başıma kalayım Süreyya, ne olur. Daha eve gideceğim, eşyaları toplayacağım, kıyafet alacağım. Böyle bir az kıyafet almışım. Döndür dolaş aynı şeyleri giyiyorum. Tamam, alışverişe giderim. Ay ev dolu kıyafet Süreyya, Allah aşkına. Şimdi zaten şu protokole bakmam lazım benim. Bakalım ne şartlar sunmuş. İş çok yani. Tamam, düşeceğim yakandan ama yanına geleyim. Beraber eşyaları toplayalım, oradan geçerim eve. Olmaz mı? Ben seni bugün yoracağım. Kes sen olmaz. Ya kızım ben yorulacağım demiyorum ki. Elimi hiçbir şeye sürmeyeceğim, yemin ediyorum. Yanında olayım ya, buna izin versene. Olursun. Yanımdasın da zaten. Belli ki ben daha çok gama düşeceğim. Ömür uzun. Ay git ailenin yanına Süreyya. Uğraştırma beni Allah aşkına. Benim ailem sensin. Ay o zaman büyük sözü dinle. Vuracağım ağzına kürekle şimdi. Düş yakandan kızım. Git ötede oyna. Git diyorum ailenin yanına git. İyiyim ya. Hamileliğin çakışması yetmedi. Şimdi de boşanacağım diyen kıza teselliye nikah günü almaktan geliyorum. Gerçekten garabetimi. Gerçekten. Ya inşallah bunda da ayağım uğurlu gelir diyeceğim ama yani bu saatten sonra birini mi bulacak, ne yapacak? Bebeşim bunda da derken? Bunda da derken? Yani abi bilmem ne dedim, kafam karışık. Bebeşim bir şey diyeceğim. Bak bence Dilara için çok hayırlı oldu böylesi ya. Bak sana yemin ediyorum ben onun yerinde olsam kurban keserim, sadaka veririm, lokma dağıtırım bir şey ya. Bizim evlenmemiz kadar onların boşanması hayırlı. Değil mi? Yani. Yalnız baya baya haftaya evleniyoruz hakim. Baya baya. Bakalım ne çeşit bir şenlik olacak. Ben korkuyla bekliyorum. Aman diyeyim bebişim ağzını hayra aç. Kış 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 kış. Ay, sen kış, bir kış, kış deme, bir kış deme. Sen kış dedikçe kış geldi, bir dur. Ay acaba bak. Gelini nikahtan önce görmek uğursuz. Sen bir git, bir git hadi bir nikah günü görüşelim. Hadi hadi git. Nasıl ya? Evet. Bebişim o şey gelinlik safhasında değil miydi ya? Abartmasak mı acaba? Biz para toner gibi bir çiftiz canım. Tedbiri önden almak lazım. Hadi hadi. Ha. Aldım aldım onu ben. Bayağı aldı. Bayağı. Öp güzelim. Tamam. Koca kızım bak orta yerde neler yaptırıyor bana ya. Gel gel öpeceğim gel. Hadi görüşürüz. Islak ıslak. Ara ya, haber ver. Hadi bizi biraz yalnız bırakın bakalım. Senin için istirahatte dediler. Nasıl oldun? İyiyim. Toparlandım. İşimin başındayım. Bir emriniz mi vardı? Gel otur. Otur. Benim lafım da sözüm de sana değildi. Allah aşkına bir de bu konuda biz karşı karşıya gelmeyelim. Sen benim için yerini biliyorsun artık herhalde. Bildiğimi sanıyormuşum Esma Hanım.
O ne demek Nurgül? Çocukların hepsi benim kıymetlim. Hepsi oğlum gibi. Ben onlar sayesinde anne olamamaktan gocunmadım. Ama Bade de benim kızım. Onu ben yetiştirdim. Onu da beni de denginiz görmenizi beklemedim. Ama bu olayda sadece Bade'yi suçlamanız, onu koca avcısı olmakla, hafif meşreplikle suçlamanızı da beklemiyordum. Çok ağrıma gitti Esma Hanım. Sizin için hizmetten önce insan olduğumuzu sanıyordum. Bu olayda ikisi açısından da düşünürsünüz sanıyordum. Sen niye üstüne alınıyorsun? Ha? Bade senin verdiğin şansı, kıymetini bilememiş işte. Senin suçun ne bunda? Çünkü onu ben yetiştirdim. Sizin aşağıladığınız benim emeğim. Onu neden istemiyorsunuz demiyorum ki. Hatam yok da demiyorum. Savunacak hiçbir şeyim yok. Daha önce de savunmadım zaten. Ama bu olayda üzülecek olan, ezilecek olan, parçalanacak olan sadece benim kızım. Sadece bunu görmenizi isterdim. Bak, benim ne amacım ne de kastım bu değildi. Ama eğer sözlerim haddini aşmışsa... Yok, estağfurullah. Haddimi bildirdi, iyi oldu. Kendimi bilmem için nazarınızdaki yerimi hatırlamam gerekiyormuş Esma. Allah! Ayol, bu evde baş kaldırmak moda mı oldu? Ha? Lafı olmadık yerinde alıp isyan bayrağını çeken çekene. Aa! Sen yapma bari Nurgül. Sen yapma. Sen benim can yoldaşımsın. Sen benim kalbimi, niyetimi en iyi bilensin. Sen de çok iyi biliyorsun neden Bade ile Murat yan yana gelemezler. Murat'ı biliyorsun. Benim neyin savaşını verdiğimi biliyorsun. Bunun için lafı çarpıtıp ne kendini öz ne de beni öz. Allah aşkına bu tartışmada olmadı sayıyorum ben. Ayrıca Bade'den elini çek de demiyorum ben sana. Ama yeter artık, bu defter kapansın. Yeter. Kendini de onunla aynı kefeye koyma. Merak etmeyin. Biletini aldım. Gidiyor. Geldik. Emir gelmiştir şimdi. Çiçeğini almayacak mısın? Alacağım da. Önce sana minnoş bir hediye vereceğim. Bunu yatmadan önce verecektim ama evde yemekte ne olacağını bilemediğim için. Şimdiden vereyim dedim. Hayatım, sen bana bugün zaten hayatımın en büyük sürprizini yaptın. Hep sen mi şaşırtacaksın? Bak evleri var. Balonlar da var. Ay benim güzel kırım. Sen bana hayatımın en güzel hediyesi. Bu da güzelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kimseye söylemiyorsun. Vallahi cehennemin olurum bak. Söylemek yok. Tamam, söz. Susuyoruz. Son bir kez girelim bari. Aa, aba kim geliyor?
geliyor. Bak Emir abi geldi. Abisi nasıl, güzel olmuş mu kızım? Ben onun abisi değilim. Aa, Emir olur mu öyle şey? Bu konakta beraber büyüyeceksiniz. Siz kardeş sayılırsınız. Hayır, kuzeniz. Benim kardeşim yok. Annem öldüğüne göre de olmayacak. Aa, olur mu öyle şey? Bak Süreyya ablam var. Benim kardeşim olmayacak. Çok mutlu ettiniz beni. Ben biraz yumuşatmaya çalıştım ama ters tepti galiba. Sen tut şunu hayatım. Kız. Tabii. İşte hasta. Yengesi. Sen sevmeyecek misin kızımı? Çok güzel olmamış mı? Yani bence zaten o hep güzel de. Şimdi biraz da heyecanlı. Bugün babaya ilk sürprizi. E iyi, ben de gideyim üstümü değiştireyim o zaman. Tavşan. El sallı yengeye. Yengeç ne yapıyormuş? Süreyya yenge. Bu akşam Fikret amcanın doğum günü. Hepimiz aşağıda olacağız. Akşam yemeğini bizimle yemek ister misin? Hı? Böyle kocaman bir pasta olacak. Bol çikolatalı. Buradan bakınca bunun olacağını düşünmek ne kadar zor. Minik minik yüzlerce parça. Dört bin altı yüz parçalı bu. İşte hayat da böyle Lego gibi. Elimize yüzlerce parçayla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazen darma duman oluyor. Bir daha bir araya gelmeyecekmiş gibi düşünüyoruz ama biraz çabayla. En lazım parça kaybolursa bir araya gelmez. Mesela tekerlek gitse araba olmaz. Doğru mu? Evet, belki istediğimiz şey olmayabilir. Ama elimizdeki parçalarla yepyeni bir şey yapabiliriz. Değil mi? Emir. Biliyorum çok zor oğlum. Çok zor. Kendini kaybolmuş hissediyorsun. Yapayalnız hissediyorsun. Ama izin ver senin kitapçığın olayım. Sen de benim kitapçığım ol. Bak, birbirimize yardım edersek daha kolay atlatırız. Annem üzülmez mi? Neden? Yeni bir şey yapmama. Hayır. Annen hep senin yanında olacak.
Sen onu her düşündüğünde o senin hep kalbinin içinde olacak oğlum. Asıl sen yalnız kalırsan çok üzülür. Efendim. Gelebilir miyim? Ha, sen misin kuzum? Gel gel. Ne haber? İyi. Sen nasıl oldun abla? Merak ettik. İyiyim ya, öyle kan şekerim. Hı. Bir şey olmuş bir şey. Bir şey yok yani. Gelmedin değil mi? Yok yok ablacığım, hallettim. Sağ ol. Ben sana veda etmeye geldim aslında. Ne vedası? Nurgül ablanın halasına gidiyorum sınava kadar. Aa, niye? Nereden başlasam? Hani sen kahvaltıdan kalktın ya bu sabah. Murat bana evlenme teklif ettiğini söyledi herkese. Ne? Tabii. Esma'nın kıyameti kopardı. Nurgül ablaya çok ağır konuşmuş, çok üzmüş kadını. İkisi birleşip beni bayağı üzdüler ama benim pek bir şey söylemeye hakkım yok biliyorsun. O yüzden gönderiyorlar beni buradan. Berde, ben ne kaçırdım ya arada? Yani siz hangi ara böyle bir... Nasıl oldu bu ya? Sen mi iyiymişsin peki? Yani böyle bir şey istiyor musun? Hazır mısın böyle bir şeye Murat'ı? Affedebildin mi? Of. Ya. Bilmiyorum. Ya abla, ben hiç silemedim. Silemedim ben hiç onu. Ya çok denedim, çok çabaladım. Yok, olmuyor. Kalbimden söküp atamıyorum. Ama sana yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmadım. Gerçekten bak ya, geldi kaç kez yanıma, suratına bile bakmadım. Defalarca uğraştı ya, gerçekten. Çok uğraştı, çok çabaladı. Heves sandım, kaçtım, uzaklaştım. Yok ama Murat gerçekten çok değişmiş. Gerçekten. Her şeyin farkında, hatalarının farkında. Ya sence ben bu kadar büyük bir şey nasıl cesaret edeyim? Böyle gerçekten inanıyorum şu anda. Savaşmaya değmez mi? Yani değer tabii de. Ay ne bileyim Bade, ben şimdi ne diyeyim sana ya? Bak Bade, gerçek sevgi sabrı da bilir, uzak kalmanın güzelliğini de. Ama galiba ben bu sefer Esma Hanım'ın tarafında olacağım. Söylediklerinde haklı. Siz önce bir okulları bitirseniz, hele sen... Biz seninle geçen sene neler konuştuk, ne durumdayız, hatırlıyor musun? Şimdi? Biliyorum ama okulu bırakmayı hiç düşünmedim ki ben zaten. Yani tamam da bu kavgalı dövüşte kolay mı olacak sanıyorsun okumak? Murat ne diyor? Murat bilmiyor gittiğimi. Söylemedim. Olay çıkarır zaten gideceğimi duyarsa. Abla, ben daha fazla üzmek istemiyorum Nurgül ablayı. Çok zor durumda bıraktım zaten. Hem de bayağı ağır konuştu. Ya kadın senin için korkmuştur tabii. Endişelenmiştir. Seni korumak için yani. Kırılma sen de, tamam mı? Biliyorum. Hem sevindim sizin için, hem endişelendim. Hem seni çok özleyeceğim.
ama galiba şu an senin gitmen herkes için en iyi çözüm olacak. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Doldurma gözlerini öyle. Garip, iki arada bir arada görüşelim diyorsun. Ay şimdi gene biri görecek, gene laf olacak. Ama iyi de ben de yani nerede görüşeceğiz ha Esma? Çok özledim seni ya, çok özledim. Eve gelsem gelemiyorum, telefon etsem açamıyorum. Yani şöyle bir 5 dakika yüzünü göreyim istedim. Gergin görünüyorsun ama sen. Aman aman, ona hiç girmeyelim. Girersek çıkamayız, zaten böyle ayaküstü de olmaz. Oğlanlar iyice zıvanadan çıktı. Vallahi o zaman uçmanın tam zamanı. Hadi bakalım. Çok güzel bir spa otelde yer ayırttım. Gidelim şöyle 2 gün. Ya hiç olmazsa rahat rahat bir sohbet edelim ya. Evdekiler iyice delirirler. Aman ya, sen de uydurursun bir şeyler. Hem onlara neymiş yani? Ha? Yok yok yok, bir şey uyduramam. Çok karışık ev, yok. Yok, ben gelemem. Ev olmaz, sokak olmaz. Ne yapacağız yani? Muhallebiydi artık, midem kaldırmıyor. Zaten muhalle bizde kalmadı artık. Hadi hadi hadi, sen bir şeyler ayarlarsın değil mi? Tamam, şöyle gidelim ya. 2 gün masaj olalım. Geberdik kasılmaktan be, biraz gevşeyelim ya şöyle. Ay çok güzel fikirmiş. İnşallah kaçabilirim. Hadi sen bana bir taksi ayarla. Hadi. Ama bir çay içeydik. Yok yok yok. Onu da tatilde içeriz madem. He? Hadi bakalım o zaman. Anne. Anne. Hani konuşmadınız lan siz? Lan! Geldiniz. Hoş gelmedim. Pek öyle hoş gelmiş gibi bir halim mi var benim? Sizin için hava hoş tabii böyle. Gelene merhaba, gidene güle güle. Oh ne rahat. Ne kadar saçma sapan bir trafiğin içinden çıkıp geldiğimi falan biliyor musunuz ya? Geçen seans sizi çok kızdırdım değil mi? Evet. Gene de bu kadarını beklemiyordum. Evet, buraya gelmek için nasıl gayret gösterdiğinizin farkındayım. Ben de karşılığında elimden geldiği kadar size destek olmaya çalışıyorum. Ama bu öfke galiba başka bir şeyin sonucu. Ha? Öyle tabii. Herhalde karşılığını vereceksiniz yani değil mi? Tabii ki vereceksiniz. Her şey karşılıklı hayatta değil mi? Benim için de öyle. Benim için de her şey karşılıklı. Ben buraya gelince ne buluyorum karşılığında? Hiç. Kafa karışıklığı. Başka bir şey değil. Annen yok. Yok, borçluymuşsun. Yok. Gerçek sevgi o değilmiş. Ha, bu ne ya? Bu sözlerin bir kısmı benim değil. Ben evet. Gerçek sevgi bu değil dediğimi hatırlamıyorum. Acaba siz mi öyle anladınız? Size mi öyle geldi? Ne bileyim, bana nasıl geldiğini bilmiyorum ki ben. Buraya geliyorum, çat 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 vuruyorsunuz bana. Yumruğu koyuyorsunuz. 2.80 uzanıyorum ben. Ne olduğunu anlayamıyorum ki. Siz buraya değişmek için geldiniz değil mi? Her zaman yaptığınız şeyleri yapmayı sürdürürseniz, her zaman baktığınız yerden bakmaya devam ederseniz, hayatınızı değiştirmek mümkün olabilir mi? Bu hafta kolay geçmedi galiba.
Annemi görmedim. Görüş günü vermediler. Dilara ile ayrılıyoruz. Hiç ikiletmedi ya. Memnun olmak istemiyormuş öyle. Hem ben niye şaşırıyorsam buna ya? Kim niye sevsin ya? Ya siz yabancı değilsiniz. Ben bir şey söyleyeyim size. Benim Dilara'dan önce böyle bir ilişkim falan olmadı. Anlatabiliyor muyum? Hani olanlar da öyle parayla falan böyle yani. Peki eşiniz? O da parayla sayılır ya. Öyle. Tabii. Okul açmak istiyordu işte. Parası yoktu. Ben para verdim. O da havalara uçtu. Yoksa beni kim niye sevsin ya? Böyle vücudu yığılık içinde bir katili niye kim sevsin ya? Evet, haklısınız. Gayet tabii, siz böyle olsun istemiyor musunuz? Bu mu? Anlamadım ya. Siz kendinizi seviyor musunuz Adem Bey? Bir dakika, ben etraftan bahsediyorum yani. Kendinize vermediğiniz bir şeyi etrafın size vermesini istiyorsunuz. Doğru mu anlıyorum ben? Öyle mi yapıyorum? Anlamadım. Siz sevilemeyeceğinize bu kadar ikna olmuşken etrafınızdakiler size ne yapsın? Biri size yakınlaşmaya çalıştığı zaman siz ne yapıyorsunuz? Kim mesela? Karınız mesela. Değil mi? Ne kadar endişelendi sizin için. Evet. Tedavi edilmeniz gerektiğini düşündü. Sizi yönlendirdi. Buraya geldi. Kontrol etti. Bütün bunlar ilgili, sizi seven bir eşin davranışları değil mi? Peki karşılığında siz ne yaptınız? Yani bana anlattığınız kadarıyla onu yok saydınız. Onu kendinizden uzak tutabilmek için elinizden geleni yaptınız. Öyle mi yaptın ya? Öyle yaptım ya. Niye öyle yaptım ben? Çünkü sevilebileceğinize o kadar inanmıyorsunuz ki. İnsan bir kez böyle bir şeye inanınca sürekli kendini haklı çıkarmak için kanıtlar arar. Şimdiye kadar inandığınız bir şeyden vazgeçmek tabii kolay bir şey değil. Ben bir yanlışın peşinden gitmişim, hop değişiyorum demek çok zor bir şey, anlıyorum. Bütün insanlar oyunda kazanmak ister ama sizin oyununuzda kazanmak için önce kaybetmeniz gerekiyor. Kazanmam için önce kaybetmem gerekiyor. Evet, siz oyununuzu böyle kurgulamışsınız. Ben gerçeğin öyle olmadığını biliyorum. Bence insanlar sizi sevmeye hazır ama siz izin verirseniz. Siz kendinizi severseniz,
siz değişirseniz dünya da değişir. Süreyya. Süreyya. Tahlil sonuçlarına haber vermediler mi daha? Neyin varmış? Kan değerlerimde bir bozulma olmuş, bir şey değil. Diyet programıyla şimdi düzelteceğiz. Ah, iyi. İyi, sevindim, sevindim. Sabah başarabilseydim kahvaltıda sizin evlilik yıl dönümünüzü kutlayacaktım. Kutlayacaksınız. Ben o günün sizin için uğursuz bir gün olduğunu düşünüyordum ama. Ben de. Ama şükür ki oğlum haklı çıktı. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Olayların nasılının niçinini sorgulamayı hiç bırakmam. Çünkü seni sen yapan bu anlayışın. Şimdi artık senin de omuzlarında bir evladın yükü var. Ayağına taş değmesin isteyeceksin. Benim yaşadığım endişeleri sen de yaşayarak öğreneceksin kızım. Esma Hanım, ben sizi hep anladım. Endişelerinizi anladım, saygı duymaya çalıştım. Hiç yargılamadım. Hatta bilmiyorum, belki ben sizden daha fazla korkacağım. Çünkü içerideki çocuk bana emanet. Ne yapacağım, nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şekilde o çocuğun açığını yakalamak için uğraşmayacağım. Kusura bakmayın, ben sizi anlamıyorum. Keşke sizi anlayabilseydim. Nihayet kızım demenizin mutluluğunu ben de yaşayabilseydim. Ama anlamıyorum. Burası yeni açıldı. Hı. Beni yani bizi pek tanıyacaklarını sanmıyorum. Ya çok özür dilerim. Seni saçma sapan bir hal için sokuyorum değil mi? Yok yani. Biraz huzursuzum, evet. Sizin evdeki bu çekişme sürdüğü için ben kendimi suçlu hissetmekten alıkoyamıyorum. Çok uzun sürmeyeceğini sanıyorum bu arada kalma halin. Umarım. Ya boş ver, boş ver. Senin doğum gününü berbat etmek için gelmedik zaten, değil mi?
Sonra konuşuruz. Hadi ne yiyorsun? Bakalım. Bilmem. Sen seç. Sen daha güzel karar veriyorsun yani böyle. Benim moduma göre. Peki. Parmaklara bak. Parmaklara bak. Nerede dedesi? Bak bu abla. Parmaklara bak. Ay ay ay. Aa. Ay biraz ben alayım mı? Önce ben hasret gidereyim. Sonra sıra sana gelecek. Aşkım benim. Bu arada doğum günü çocuğu nerede? Mesaj attım şimdi. Birazdan gelir babacığım. Tabii sürpriz olduğu için toplanıp beklediğimizi söylemiyoruz. Ay ben alacağım azıcık. Hadi ya. Abla. Yavaş. Oğlum. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Emir. Gel. Amcan şimdi daha çok sevindi. Niye yettin aşağı geldin? Ay benim burnuma kokular geliyor. Bir şey yaptı herhalde Burcu. Ver sen onu bana. Ben bir götüreyim içeride bir baksınlar. Tamam. Yavaş bakalım. Saçına dikkat et. Aman İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bade nerede? Telefonla ulaşamıyorum. Gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Annem mi gönderdi? Ne oldu ya? Kimse bir şey söylemedi. Aklını başına devşirdi ve gitti. Nereye gittin Nurgül abla? Bilmiyorum. Nurgül abla delirtme beni. Nereye gitti Bade? Herkes için en iyi olanı yapmaya. Murat. Eğer o kızı biraz düşünüyorsan rahat bırak. Olmayacak doğaya da amin dedirtme. Sonra oradan oraya savrulan yine oluyor. Nurgül abla mutfağı yıkayayım mı, içeriğimi basayım? Biri bana Bade'nin nerede olduğunu söylesin. Murat. Efendim abla. Osman'ın nişanı zaten rezil oldu. Fikret'in doğum gününde mahvolmasın. Yarın bunu sakin sakin konuşuruz. Bu geceyi bir atlatalım olur mu? Sen de git dinlen. Burada ökmedin Nurgül abla. Bu konu kapanmadı burada Nurgül abla. Beyim. Beyim. Ben sana Bade'nin nereye gittiğini söyleyeceğim ama aramızda kalacak beyim. Tamam söyle abi, tamam hadi söyle. Beyim bak yemin ediyorum Nurgül ablamı falan bir söylersen beni kör bıçakla keser. Tamam tamam söyle abi, tamam hadi. Mustafa abim otogara götürdü onu. Merzifon'a gidiyor. Merzifon mu? He. Ne alaka abi Merzifon? Nurgül ablanın halasının yanında sürgün yedi beyim. Beyim aman diyeyim kimseye bir şey söyleme. Benim göğünüm el vermedi sevenlerin ayrılmasına. O yüzden söylüyorum, tutamadım çenemi anla işte. Aman deyim yakma beni beyim. Ne kadar oldu? Ne zaman gitti? Abi 8 saat oldu beyim. Dikkat et kemerin tak. Eyvallah abi. Kemerin tak. Eyvallah. Nasifçiğim inşallah iyi bir alt yemişindir. Yoksa ayva yedin. Allah'ım vallahi kötü niyetim yoktu ya. Sen niyetimi biliyorsun yarabbim. Sen benim canımı koru yarabbim. Amin. Thank you.
Biz başlayalım isterseniz. Problem değil, bekliyoruz nasılsa. Peki sen kocana söyledin mi erken gelmesini? Benim bugün dışarıda işlerim çok yoğundu. Ofisi de Fikret'e bıraktım. Ben bir arayayım onu. Sizin ofisin normal halleri değil mi? Sen hiç arama istersen çünkü şüphelenebilir. Ben arayayım. Pardon. İyi misiniz? Adayla ilgili bir acil değilse sonra arayayım. Yok. Adayla ilgili acil bir şey yok Fikret. Ama biz hepimiz burada toplandık. Babamlar da burada. Ben sana bir sürpriz hazırladım. Doğum günün için. Ama sen geç geleceksin ya da gelmeye niyetin yok galiba. Bana niye haber vermedin peki İpek? Adı üstünde. Yani sürpriz yapmak istedim. Sürprizin amacı ne? Şaşırtmak. Bir bahaneyle çağırabilirdin değil mi? Söyledim zaten ya. Akşam erken gel dedim. Hatırlarsan. Anlaşılan senin işin uzun sürecek. Ben içeridekileri bir bahane bulayım. Çünkü yemeğe de başlamıyorlar sen yokken. Hayır. Herkes başlasın söyle. Ben hemen geliyorum. Aile toplanmış. Ben taksiyle geçeyim, hadi sen acele et. Ya kusura bakma. Gerçekten çok özür dilerim, yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Yok Fikret, özür dileyecek bir şey yok. Yani unuttuklarını düşünmekle aslında biz hata ettik. Yani onların böyle davranması çok normal. Hem ben... Yani sen bugünü yalnız geçirmek... şey... Hadi git. Hadi. Hadi git artık. İnsanları bekletme. Sabah olacak mısın? Böyle olmuyor. Yani güzellikle sabretmek de olmayacak. Sakın akşam onların yanına gittiğinde bundan bahsetme. Lütfen. Ne yapayım peki? Gideyim böyle mutlu mutlu un mu üfleyeyim? Ya evet, en azından ev halkı için bugün öyle yap. Zaten sabah zor geçmiş. Lütfen. Tamam mı? Ya sizi bu halde görmek bile neşemi o kadar yerine getirdi ki. Ama yani yanlış anlamazsanız hani sakın kovmak gibi olmazsa... Allah rızası için bir defolun gidin artık ya. Yuh.
Allah için de hiç kovmadım vallahi yani. Ya Akif ama anlamıyorsunuz. İyiyim diyorum ya. Böyle sakin kafa. 2-3 işimi halledeceğim. Gece zaten tependeyim teyzem. Bak Akif, biraz daha yemek yemezse, hele bir de şekeri oynarsa seni yer uyarmadı deme. Evet ya. Zaten İskender deyip duruyordu. Ha. Bence de kız çok haklı. Senin içindeki bu açlık canavarı uyanmadan biz kaçalım demiş. Allah sizin dilinize düşürmesin. Canavar değil o. Can o, can. Ha, erkek mi diyorsun can? Çok iyi fikir, can güzel. Yürü açım, yürü hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İskender'e 6,5 porsiyon yiyor ama pidelerini hiç dokunmuyor yani. Öyle. Pideleri de yiyeceğim, şimdi yiyeceğim. Ah! Yapma, ne yapıyorsun? İşletmeciliğini yaptığı mekan için davacı tarafın yaptığı yatırım masraflarının tümünün geri iadesi talep etmekte. Bu ne saçmalık ya? Oğlum sana servis açsınlar mı? Ben beklerim biraz daha. Bekleriz. Beklemenin sonu yok. Ben daha fazla dayanamayacağım galiba. Hepiniz buradayken size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben bu gece son bir umut, son bir bekleyişle her şey güzel olur diye bir şeyler yapmaya çalıştım. Sandım ki ben bütün her şeyle baş edebilirim. Kızım için, ada için, bütün bu olup biten her şeyi görmezden gelebilirim diye düşündüm. Ama yapamıyorum galiba. Nurgül ablası. Ah gelin hanım. Acaba limonata var mıdır ya? Yoksa da yapalım mı? Aa tabii. Biz hemencik yaparız değil mi kuzum? Ha yapalım mı? Çok da eğlenceli bir şey. Ayak altında olmamam gerektiğini anladım. Odama da çıkabilirim. Çocukmuşum gibi davranmana gerek yok. Tamam istiyorsan odana çıkabilirsin tabii. Ama bence burası daha eğlenceli. Hem yiyecek bir sürü şey de var. Ne dersin? Hem limon sıkmak insanı öyle bir rahatlatıyor ki bütün stresini atıyorsun. Gel kuzum sen benimle hadi. Gel bakalım. Getir ablası. Dur şimdi sen orada bak ben bıçakla şeyi alayım şuradan. Tahtayı da ver Gülistan. Şimdi ne yapıyoruz? Limonu alıyoruz. Elimizde bıçak. Bu tahta. İlk önce ben kesiyorum. Sana gösteriyorum. Bak böyle yapıyoruz. Hı? Al bakalım şimdi sıra sende. Al bakalım bunu da. Aferin. Çok özür diliyorum. Çünkü Fikret bu akşam aramıza katılamayacak. Aşık olduk kadar yalnızmış çünkü. O yüzden gerçekten çok özür diliyorum hepinizden.
Galiba biz boşanmakta kararlıyız. Yok canım, kadın falan yok. Çocuk sana kaç defa söyledi bunu? Yapma bunu yani böyle. Var anneciğim kadın falan. Hatta bana ne dedi biliyor musunuz? Benden boşandıktan sonra o kadınla evleneceğini söyledi. Görmek ister misiniz? Bakmak ister misiniz anneciğim fotoğraflara? Ben bu gece her şey çok iyi olsun istedim. Çok güzel olsun istedim. Bu fotoğraflara rağmen burada olmak istedim. Onun için inanmak istemedim çünkü. İnanmadım ya. O fotoğrafları kim göndermiş? Sorulacak soru bu değil mi? Fotoğrafları nereden bulmuş? Nereden bulduysa gönderenden Allah razı olsun. Esma, hani oğlun aldatmıyordu kızımı? Ama işte bazen fotoğraflar yani yanlış şey yapılabiliyor. Belki de dostane bir ilişkileri var. Bu kepazeliğe daha fazla kılıf bulmaya kalkmayın. Şahap abi, kılıf bulmak değil de yani abime de bir söz hakkı vermek lazım demeye getiriyor anne. Oğlum siz çocuk mu kandırıyorsunuz burada? Şahap abi bir sakin ol. Ya benim bildiğim bu kız zor durumda diye Fikret ona yardım etmeye çalışıyor. Yapmayın Allah aşkına. Göz var, izan var ya. Esma Hanım benden bu kadar. Benden bu kadar çünkü ben artık daha fazla dayanamıyorum. Çünkü ben daha fazla gururumun incinmesine izin vermek istemiyorum. Kızım için mücadele ettim, dayandım ama daha fazla... Baba biz yarın boşanma davası açalım. Artık bu aile ne istiyorsa olsun. Peki. Ne oluyor? Ulan... Ulan ahlaksız! Ulan ben bu kızı sokakta mı buldum? Sen bunu be! Sen yalnız mı zannediyorsun lan sen bu kızı? Bırakır mısınız? Ben sana akıllı ol demedim mi? Sen bu kızı yalnız mı zannettin ulan? Yalnız mı? Annem! Annem kıyamam ben sana. Ağlama annem, ağlama. Üzülme. Bütün bunların hesabını soracağız onlardan. Allah aşkına bir de acelem var. İpek! İpek senin bu halin ne? Bu suratındaki zafer gülüşüne kız. Nasıl? Beğendin mi anneciğim? Kocama yaptığın sürprizi. Hoşuna gitti mi? Şimdi hesabını versin bakalım. Babama, ailesine, tüm Bursa'ya. Koşsun bakalım şimdi. Bu valiz ne İpek, ben anlamadım. Anlamadım hiçbir şey. Ne demek bunlar şimdi? Sen boşanacaksın mı, boşanmayacaksın mı? Çocuğum bende. Diğeri yolda. Elimde kapı gibi delilerim var benim. Ya bütün bu rezaleti kaldırabiliyorlarsa buyursunlar, boşasınlar. Eğer bunları yapamıyorlarsa birazcık da onlar benim peşimde koşsunlar. Ya diğeri yolda ne demek? Sen bir de şimdi gebe misin İpek? Olmadığımı kim iddia edebilir? Ha? Hamileyim derim biter. Bak şimdi hamileyim derim böyle. O ne demek İpek? O ne demek biliyor musun? Beni böyle kenara atamaz demek. Hele o sümük şey için asla atamaz demek. Ona yenilmem demek. Bu demek. Boy boy fotoğrafları var. Ulan hala inkar mı edeceksin? Bakın bir kere daha söylüyorum. Ben kızınızı aldatmadım, aldatmıyorum. Abi. Bizim boşanmamızın da bu noktaya gelmemizin de Esra'yla hiçbir ilgisi yok. Hala Esra diyor. Evet Esra diyorum. Anlayana kadar da diyeceğim. Bütün bunlar senin yüzünden. Bak armut dibine düşer. Ne oldu senin ahlaki değerlerine? Kendine sevgili bu ana kadar mıydı bunlar ha? Kendine gel. Ne diyorsun sen? Hop. Bir dakika biz saygımızdan susuyoruz. Bu ne biçim laf ya? Haddinizi bilin. Şimdi göreceksiniz hepiniz. Nasıl rezil edeceğim? Sürüm sürüm süründüreceğim Boran soyu sizi. Etmeyen! Dur. Siz gitmeyin şimdi. İyice büyütürsünüz meseleyi. Ben bir gideyim konuşmaya deneyeyim bari. Ne sana da saygısızlık yapıyor. Sinirlenince herkes her şeyi bana bağlıyor zaten. Alıştım ben artık. Bize hiç söyleyecek laf bırakmadın. Ay taşın ve pirincin taşını. Yazıklar olsun sana. Ben ne yaptım ya? İpek! Anneciğim! Anne!
Anne, anne, anne. Canım, canım, canım. Gel, 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 gel. Ah canım benim, tamam geçti. Hemen al çocuğu, gidiyoruz beyler. Hemen, hemen. Hanım ne bakıp duruyorsun, görmüyor musun kızın halini? Bana bakın, hiçbir şey alma. Hepsini yerinden alacağım ben. Bir iğneleri bile istemiyorum ben bu evde. Hadi canım, gel. Odanın eşyalarını al bari. Çocuğumu götüremezsiniz. Ayol uyuyordu, korkunca. Çocuğumu götüremezsiniz. Çocuğumu götüremezsiniz benim. Dur. İpek yapma bunu. İpek yapma bunu. Defalarca konuştuk, yapma. Aa, sen kızıma nasıl davranacağını söyledin? Ama bir şey bilmiyorsun. Karışma İpek. İpek bu kadar çirkinleşmek zorunda mıydın? Ne diyorsun ulan sen? İpek canım, Allah Allah. Çocuk hepimizin çocuğu. Köprüleri böyle yakıp dönmek. Öyle bir yakarım ki Esma. Sen de çekersin. Bugüne kadar kızı bıraktım. İpek yapmaz. İpek yok. Bundan sonra asla yapmayacağım. İpek. Oğlum. Anne olmaz mı, öyle gidemez anne. İpek. Baba lütfen saçmalama. Orada ne olursun. Dur. İpek. İpek lütfen götürme. İpek yapma bunu. İpek ne olursunuz. İpek yapma. Bunun için bildik senin zaman. Yapma İpek. İpek lütfen götürme ne olur. Bana bunu yaşatma İpek. İpek, İpek yapma oğlum bunu lütfen. Abi tamam. İpek. 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 Kapıyı aç abi. Kapıyı aç. Abi kapıyı aç. Birader, ne olmuş ya? Murat. Nereye gidiyorsun Bade? Hadi. Murat, hadi Bade. Tamam, tamam arkadaşım, sorun yok. Murat. Tamam, gidelim. Kusura bakmayın lütfen. Aralandı, hoş geldin. Aralandı, hoş geldin. Aa, ışık.
de aşık zanneder. Şu paranın yaptırdıklarına bak be. Işıklar içinde kaldım, yandım efendim. Rahmetli babam Fevzi Bora'nın sevgili eşi Esma Bora'na çok teşekkür ediyorum. Desteklerinin benim için ne anlama geldiğini anlatamam. Ya Faruk. Her zaman biz gol yemeyeceğiz değil mi? Hangi kuvvet sizi buraya gelmeye sebep oldu acaba? Adım adım kurdun planı değil mi? Hı? Evet. Önce bana protokolü yolladın. Şimdi de zaferini mi kutluyorsun? Keyfe mi geldin? Hı? Bitti mi rolün? Valla bilmiyorum, sen söyleyeceksin. Rolün bitti mi? Ne oldu? Okulu bırakmak beni bırakmaktan daha mı ağır geldi? Bunun için değil mi ya? Bunun için değil mi? Ulan paranı da istemiyorum. Bu bana hediye ettiği mücevherleri de istemiyorum. Anladın mı? Eğer ki benim ortağım Süreyya olmasaydı. O Süreyya olmasaydı ortağım, ben o okulu çoktan devredip gitmiştim. Ama merak etme. En kısa zamanda o parayı çözeceğim sana. En kısa zamanda o parayı çözeceğim sana. Senden 5 kuruş istemiyorum ben. Seni sevdiğim güne lanet olsun benim. Şu düğünden uyanıp da gitmediğim için bana da lanet olsun. Ben seni sevdim. Geri zekalı gibi beni sevdiğini düşünüp Allah sana iyi geleceğimi düşündüğüm için Allah benim belamı versin. Ben seni sevdim. Sevdim. Sen ne anlarsın aşkım? Sen ne anlarsın? Varsa yoksa para, güç, intikam. Senin lügatında başka bir şey yok ki. Al ulan. Al. Al bir işine yarar, bozdur. Biri size yakınlaşmaya çalıştığı zaman siz ne yapıyorsunuz? Kim mesela? Karınız mesela. Değil mi? Ne kadar endişelendi sizin için. Tedavi edilmeniz gerektiğini düşündü. Sizi yönlendirdi. Buraya geldi. Kontrol etti. Bütün bunlar ilgili, sizi seven bir eşin davranışları değil mi? Peki karşılığında siz ne yaptınız? Onu kendinizden uzak tutabilmek için elinizden geleni yaptınız. Çünkü sevilebileceğinize o kadar inanmıyorsunuz ki.
da beni seviyor. Ya nasıl gider kızım ya? Nasıl gider ya? Niye engel olmadın? Ha? Sen onu kendine sor. O da süt bebeği ne yapmasını bekliyordun? Ha? Sen o fotoğraflarla kendi elini kolunu kendin bağladın. Hepimizinkini de. Saçma sapan bir fotoğraf yüzünden kızımı onları kaptırmayacağım. Sen niye bana yalan söylüyorsun? Hani bir şey yoktu? Ben senin sözüne güvendim ve seni müdafaa ettim. Ne yalan söyledim ben sana ya? Ne yalan söyledim? Senin söylemenin her şey öyle gerekti. Bizim söylemeklerimiz yalan. Oldu. Bak, evet. İpek'ten sonra hayatına Esra olacak. Ama ondan öncesinde yoktu. Ya biz aynı evde yaşamadık mı? Ha Allah aşkına biz aynı evde yaşamadık mı? Her şey dört dörtlüktü de ben mi nankör oldum şimdi? Yapmayın. Ya biraz sakin mi olsak acaba? Bu gece herkes zaten gergin. Kızım kusura bakma. Bütün olmadık tatsızlıklar da senin yanında yaşandı. Kusura bakma. Siz bir de beni düşünmeyin lütfen. Ben artık kendimi aileden sayıyorum. Her şey herkes için hayırlı şekilde sonuçlansın da. Ay canım. Amca, bugün güzel bir dilek hakkım var. Vaktim var kendine. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim babacığım. İyi ki doğdun kızım. Hadi kızım gel gidip biz bunu keselim sen. Hadi. Oğlum bak. İpek kendini toparlıyordu. Ada için biraz daha sabretmen gerekiyor. Öyle evli çocuklu bir adamla tenhalarda buluşan bir kadın için insan yuvasını dağıtır mı canım? Ay anne ya. Ya kusura bakmayın ben daha fazla tartışamayacağım gerçekten. Zaten beni dinleyen de yok. Siz kendinizi alırsınız kararınızı bana da bildirirsiniz olur mu? Nereye gidiyorsun sen şimdi? İyi ki doğdun. Abi. Bırak gitsin onu. Ay çocuğu gidiyor bu kadının peşinde. Bak son kez söylüyorum. Esra senin hakaret ettiğin gibi bir kız değil. Benim metresim hiç değil. Ona da gitmiyorum. Ama lütfen sen artık beni rahat bırak. Lütfen. Neyin var senin? Hiç ya ne olacak? Sinirim bozuldu. Baksana hala. Yok yok. Akşamdan beri başka bir haller var senin. Onu söyle. Yok bir halim ya. Allah Allah. Sana ne gelmişti? Afiyet olsun. Ne? Allah Allah. Sinirimsin. Murat da yok hala. Yani sinirlenip sinirlenip herkes basıp gidiyor. Kahvaltıdan sonra konuşamadınız mı? Oğlum kimle ne konuşuluyor Allah'ını seversen? Kimle ne konuşuluyor? Neyse o meseleyi çözdük kapattık. Bakalım bu ne olacak? Öf. Ay. Faruk ben yatmaya çıkıyorum. Sen de bir Emir'e bak istersen onu yatır sonra tamam? Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sen bana giderken bir söz vermiştin Badem. Direneceğim dedin değil miydin? Murat. Ben kaçmıyorum.
Nurgül ablanın ben de emeği çok büyük. Elinde büyüdüm ben onun. Ben o kadını çiğneyemem. Süreyya abla da karşı zaten. Onlar bizi çiğniyor Bade. Duygularımızı, kararlarımızı, geleceğimizi. Aslında Nurgül ablan senin o mutfağı hapsediyor biliyor musun? Zamanında ona çizilen sınırları şimdi sana çizmeye çalışıyor. Biz kendi kanatlarımızla uçmadıkça onlara kendimizi ispat edemeyiz. Yok mu sayalım onları? Hayır, hayır. Ama yanıldıklarını ispatlayalım. Onlar zaten bizi seviyorlarsa, mutlu olmamızı istiyorlarsa yanımızda olurlar. Zor mu uyudun? Çocuğu aşağı indirmek için onca dil döktüm. Olanlara bak ya. Allah bullak oldu çocuk. Adada babasız mı büyüyecek diyor. Ya Allah'ım ya. Kıyamam. Adada çok korktu. İnanmayacaksın ama İpek için bile üzüldüm biliyor musun Faruk? Ben de. Ama biraz da kızgınım. Yani tamam bu Fikret'in yaptığının bir mazereti olamaz ama... Hani Fikret İpek için ölüyordu. Ya bu olanlarda sadece Fikret'in suçu yoktur diye düşünüyorum. İpek Fikret'i bu kadar sevdi mi emin değilim. Ne yapacaksın? Boşanmalarını desteklemeyeceksin değil mi? Ya benim desteğime, kösteğime mi kaldı bu Allah aşkına? Hem İpek'e yarar benim desteklemem. Yani Fikret bana inat gider barışır. Biliyorum yani. Ey Allah'ım ya, ne yaptım ya. Ha ben diyordum ki Allah için kesin bir ortak yol bulurlar, barışırlar da bu geceden sonra hiçbir ümidim kalmadı vallahi. Sana bir şey olacak diyordum, koptu. Bu evin bu kargaşası, stresi bitmeyecek. Benim bir an önce sizi buradan kaçırmam lazım. İyisin değil mi? Artık hayatımızın merkezinde bu var. Değil mi babası? He? Değil mi güzeli? Ya Faruk yapmasana şöyle. Bir üç ay ya da hatta mümkünse altı ay. Ne olur ne olmaz öyle hemen havalanmayalım bence. Aşktan kaçmak gibi olmayacak mı bu? Haklısın. Evet. Biz ne olursa olsun bu bebeğin annesiyle babasıyız. Giden diğer bebeğimizinki gibi. Gelecek. Kapatma şu telefonu suratına. Hala niye servise veriyorsunuz çocuğu Faruk? Yani Mustafa götürür getirirdi. Rutini bozulmasın anne. Kendisi öyle istiyor zaten. Hayatım niye beni uyandırmıyorsun? Geç kaldınız deli gibi. Şu bir parça ekmeği şuradan alayım da. Yoldayım. Saçım bana gel otur şöyle. Bizi bekleme sen. Hı? Domates diye. Hı hı. Al bakayım şimdi. Bu aralar iştahın açıldı senin güzel. Murat'tan haberi olan var mı? Üç gündür nerede o? Bir şey dedi mi? Ara sıra da. Lütfedip bir mesaj atıyor. Arkadaşları iyiymiş, iyiymiş, iyiymiş. Ama Faruk'un telefonlarını açıyor. Beni aradı, merak etme. Biraz kafayı toplayıp gelecek.
Aman aman evden uzak olsun. Zaten evde yeteri kadar olay var. Sen neye takıldın öyle? Biraz önce halamı aradım da Bade gitmemiş. Üç gündür senin aklın neredeydi? Adım adım mesaj atıyordu. Bindim indim diye. Ama ben ona kızgın olduğum için aramadım. Zaten kafam da yerinde değildi olaylardan. Sonra bir arayayım dedim, bir haber alayım dedim. Aradım. Gitmemiş, yok işte. Halam da biz göndermedik diye aramamış, söylememiş. Çalıyor. Gel bakayım benimle. Nuri abla ne yapıyorsun? Karımı bırakır mısın? Biz evlendik. Ne demek evlendik? Nasıl evlendiniz oğlum? Resmi olarak abi. Yıldırım nikahıyla evlendik. Mehmet'le evlenmişler. Adnan biliyor muydun? Oğuz. Bravo. Gerçekten ben nasıl tebrik edeceğimi bilmiyorum. Bravo, tebrik ediyorum ikinizi de. Ben size anlatmaya çalıştım. Kestirip atan sizdiniz. Bu benim seçimim değil. Kusura bakmayın, sizin seçiminiz. Evladım, biz sana evlenme mi dedik? Okulunu bitir, konuşalım dedik. Ne bandan düşer gibi, ne bu? Sen söyleyince bir anda komik geldi. Hani sanki siz damdan düşer gibi evlenmemişsiniz gibi. Fikret, ben 19 yaşında değildim. Okulumu okumuştum, bitirmiştim, çalışıyordum ki defalarca bunu Bade'ye de anlatmaya çalıştım ne kadar önemli bir şey olduğunu. Ya devamlı bizi masaya sürmesen mesela. O da hiç durumun kıyas kabul etmeyeceğini biliyor ama işte sataşmak başka bir şey değil. Yok, gerçekten sataşmak falan değil ya. Yani şey, kıyasladığım falan da yok. Bir yalnız sinirim bozuk zaten, komik geldi sen söyleyince. Tamam, lütfen öfkelerinizi bana yönetmeyin. Tamam, benim zaten derdim kendime yetiyor. Hayır. Keyfi keder, karısını boşayan abisinden de öğrenmiş olabilir başı bozukluğu. Değil mi? Ha? Hadi bakalım, top yine dönüyor dolaşıyor benim önüme ya, tamam? Ay! Hanginizle uğraşacağımı bilmiyorum ben ya. Hanginize ne söyleyeceğimi ben bilmiyorum. Büyümek, büyüdüm demekle olmaz Murat Bey. Ailen neyin içinden geçiyor? Kim, ne halde, hiçbir tanesini düşünmeden... Sadece inat olsun diye bile bile hatanın dik alasına aşığım demekle de olmuyor. Garip Bey'in kız arkadaşı mı söylüyor bana bunları? Anne. Anne! Ne yapıyorsun ya?
dışarı Bade. Çık dışarı. Bizi de yalnız bırak. Bade benim karım. Yeri de benim yanım. İşine gelmediği zaman eşek kadar oğla tokat atmakla otorite olmuyor anne. Murat, usubuna dikkat et. Annemle konuşuyorsun. Niye abi? O istediği her şeyi yapmakta özgür. Ama biz hiçbir şey yapamayacağız, öyle mi? Bu yaşına rağmen sokaklarda erkek arkadaşıyla buluşurken üstümüze zeval gelmiyor, öyle mi? Garip Bey bu evin hizmetlisi değil miydi anne? Sokaklarda buluşmak ne ya? Hayatlarınızı çöpe atmanıza bir artı kılıf yapmayın. Konu ben değilim. Tabii, konu sen olduğun zaman herkesi öfkenle püskürt. Biz İsmail'e duralım. Niye? Çünkü boranlık. Bir dakika, bir dakika. Hani Garip Bey'le hiçbir ilgin kalmamıştı annesinin. Hani buraya sadece dünür olarak tanışmaya gelmişti. Faruk, gerçekten konu bu mu şu an ya? Yapma. Tam da bu, tam da bu. Annem sürekli altını çizmez mi? Kalın kalın böyle aile olmanın. Ya birinci kuralımız birbirimizden hiçbir şey gizlememek değil mi? Ha? Biz bugüne kadar bunları duymadık mı sürekli? Ben bu yaşıma kadar size öğrettiğim hiçbir değeri çiğnemedim. Bana bu saygısızlığı yapma hakkını verecek hiçbir şey yapmadım. Sana da Garip konusunda asla geri adım atmayacağımı söyledim. Osman için geldiklerinde de o adam benim için gelmiyor. Ona karşı tavır almayın diye her şeyi söyledim. Yani sizin yaptığınız gibi gözünüze sokmadım. Vallahi duymadım. Yemin ediyorum duymadım. Geldim beyim. Niye kimse yok kapıda Nazif? Vallahi beyim kusura bakma. Eve alev topu düştü, biz feleğimizi şaşırdık beyim. Ne oldu? Murat Bey'imle Bade evlenmiş. Nazif sen halleder misin? Olur beyim. Sen bize rağmen kendi kararını aldın. Bu da benim kararım. Gerçekmiş. Bade sen nasıl uydun bu saçmalığa? Anlaşıldı. Kimse bizi anlamayacak. Anlamayın da, anlamayın. Biz ayrı eve çıkıyoruz. Pardon? Hangi parayla? Nasıl hangi parayla abi? Babamın mirasında ben de ortakçıyım. Oo, bir dakika ya. Orada bir duracaksın ufaklık. Abi bana ufaklık küçük bedenine keser misiniz ya? Yasal olarak ben de mirasçıyım. Ha, öyle mi? Ama bak yasal olarak o paranın idaresi sen okulu bitirene kadar bizde. Ha, ufaklık. Bak sen yetkilerini ve vekaletini iptal ettiğinde sadece bu evden ayrılmış olmayacaksın. Daha büyük bir ayrılığa sebep olacaksın Murat. Beni paramla mı cezalandıracaksınız abi, ha? Kartlarımı da iptal et. Arabamın anahtarını da vereyim, ha? Bu mu yani? Bu klişeye düşecek misiniz? Oğlum biz hepimiz bu evde bu klişeye düştük. Doğru, kimsenin rüştünü ispat etmeden tepeden inmedi öyle. Herkes çeşmenin başına geçmeden önce bir çeşmenin nasıl aktığını bir öğrendi. Bu evde kural bu, ona göre. Tamam. O zaman bana kiramı ödeyebileceğim kadar aşımı verin. Oğlum biz senin yaşındayken, senin durumundayken bu evde cep harçlığından başka hiçbir şey görmedik diyorum. Oğlum sen yine iyiydin. Babamın döneminde büyümedin. Yine bizden iyi torpil aldın yani. Hiç bakma ama demek ki sonuç bu. Bu yaptığınız zorbalık. Hayır. Hakkaniyet Murat. Bu evde sorumluluk hiç kimseye han dediğin yere hamam dikerek öğretilmedi. Senin daha 40 fırına ekmek yemen lazım. Nurgül! Hazırlayın Murat'ın odasını. Gelin hanımla orada kalacaklar, bu kadar. Gidiyor musun? Ne oldu, kapandı mı Garip konusu? Ne oldu, yırttın mı yani Garip Bey meselesinden şimdi? Garip Bey meselesini kendi şımarıklıklarınıza kılıf yapmaktan vazgeçin. Şimdi bunu konuşmanın zamanı mı? Ha? Ha? Biraz zamanlama öğren. Baş üstüne. Abi hakkaniyet bunun neresinde? Ha? Hakkaniyet bunun neresinde?
Bu sefer çok haklı bir itiraz var. Sen daha üniversiteyi yeni kazandın. Nasıl kazandım peki abi? Nasıl kazandım abi? Bade sayesinde kazandım. Bade'nin azmiyle kazandım. Neden bizim birbirimize iyi geldiğimizi kabul etmiyorsunuz ya? Nasıl siz kabul etmiyorsunuz? Kabul etseydiniz birbirinizi tüketmekten korkmazdınız. Faruk şu an müsait değil. Buyurun ben yardımcı olayım. Benim Emir'le alakalı bir konuda sizinle görüşmem gerekiyor. Aslında okula davet etme için aramıştım sizi. Sen de askerliğini yapmadın, okulunu bitirmedin. Ne oldu oğlum? Nasıl, önemli bir şey mi var? Kavgaya falan mı karıştı? Yok yok, merak etmeyin. Emir gayet iyi. Okuldaki bir etkinlikle ilgili Emir'in psikolojisine dair ortak almamız gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Geldiğinizde izah edeceğim size. Faruk Bey'le gelmeniz mümkün mü acaba? Tamam. Hemen gelmemiz gerekiyor mu yani? Gün içinde bir ara uğrasak olur mu? Tabii. Ben tam gün okuldayım. Gereken haber vermeniz yeterli. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah ya, ama annem her istediğini yapmakta özgür. Bana gelince konseyden geçmesi lazım. Kusura bakma. Annem garip konusunda da haklı, tamam mı? Onu kılıf yapamazsın sen. O başka bir tartışma konusu. Tamam, sen para mı kazanmak istiyorsun oğlum? Gel ofiste çalış. Ama sana verilen pozisyonda, öyle tepeden inme patron pozisyonda değil. Kabul etmezsem? Ha, etmezsen? O zaman bizi silersin. Üzgünüm ama böyle. Emin okulundan aradılar şimdi. Acil bir şey yokmuş. Önemli bir şey değil ama psikolojisini ilgilendiren bir konu varmış. Beraber karar vermemizi istiyorlar. Gidelim mi bugün? Ben bir annemle konuşup gideyim. Ben size evlendim diyorum ya. Bu konuşmayı karımın yanında yapmayabilirdik en azından. Sen resmen anneme savaş açtın. Nasıl süslersen süsle. Lan bu kadar. Ya niye kimseye dert anlatamıyorum? Senin derdin kendini anlatmak değil oğlum. Öyle olsa başka bir yol seçerdin kendine. Abi bak, sen Esti boşanacağım dedin. Sen Esti taşınacağım dedin. Faruk abim zaten dokunulmaz. Annem de sen keza öyle. Ya benim niye hareketim konseyden geçmek zorunda ya? Ha? Niye? Ben sana şimdi söylerdim de niye olduğunu. Duat kız var. Kapı çalmak da mı yok artık? Şu meseleyi bir aramıza netleştirelim anne. Sen bu adamla görüşmeye devam edeceksin galiba. Doğru mu anladık? Oğlum bizim aramızdaki bir dostluk. Yani ben bu yaştan sonra evlenecek değilim ki. Aynı eve çıkacak da değiliz. Adamı tutup buraya getirecek de değilim. Yani bizim kime ne zararımız var ki? Ha niye bunu böyle ısıtıp ısıtıp sürekli tabağıma koyuyorsunuz? Yani bu neyin öfkesi bu? Neyin öfkesi? Yani sen bizden bu kadar büyük bir anlayış bekliyorsun, öyle mi anne? Hı? O zaman dünyanın en iyi kalpli karısıyla evlenip bu eve getirdiğimde onu bu evden göndermeye çalışmayacaktın. Sen de anlayışla karşılayacaktın anne. Tamam mı? Peşine dedektif takmayacaktın anne. Oğlum bak, bu dedektif meselesini kaç defa izah etmeye çalıştım. Bu Pırak'la alakalıydı. Anne, bir sorun sadece bu değil, tamam mı? Sen aynısını Burcu'ya da yaptın. Şimdi Murat'a da yapıyorsun. Yani bir şey senin içine sinmediyse, senin kafan almadıysa, sen onu reddettiysen hepimizi hayatı cehennem ediyorsun. Ama konu eğer sensen, bizden büyük bir anlayış bekliyorsun anne. Tamam mı? Öfkemizi görmemezlikten geliyorsun. Aa, bu konudaki yani yegane yanlış benim tavrım, öyle mi? Anne bak, tamam Murat'ın yaptığını doğru bulmuyorum. Ama söylediklerinde haklı. Ben de sana 1000 kere söyledim bu adama güvenmiyorum diye. Ama yani benim Süreyya konusunda yanılmam gibi sen de bu konuda yanılmış olamaz mısın? Süreyya bu evde hiç kimsenin arkasından iş çevirmedi. Bu adam silsi silsi hayatımıza girdi. Silsi silsi aldı hisseleri, Adem'e teslim etti. Eğer Adem bugün yönetim kurulundaysa bu o adamın becerileri yüzünden. Sen hala bu herifle görüşmek mi istiyorsun? Tamam anne, görüş. Ben bu senin hayatın artık. Ben hiçbir şey yapamam. Zaten Emir toparlansın, ben karımı da alacağım ve bu evden çekip gideceğim anne. Ama benden bu adamı senin yanında görmemi, istememi bekleme. Hele hele böyle güvenmediğim bir herifi. Sen kafanda bir şey hayal ediyorsun. Hepimiz böyle bir masanın etrafındayız. Büyük aile tablosu. Kusura bakma anne.
Biz o masada yokuz.